Endi ushbu formulalarning qo'llanishiga oid misollar ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda eslatib o'tamiz, logaritmlar qo'shilganda asoslari bir xil, b va c lar ko'paytiriladi. Ayrilganda asoslari bir xil bo'lganda, logaritmlar ayrilganda b c ga bo'linadi. Mana bu yerda b taqsim c b ning darajasini logaritmni oldiga ko'paytirib qo'yib tushirishimiz mumkin. Buni b ning darajasi deydi, bu yerga tushdi. Yoki aksincha bu logaritmni oldiga ko'paytirilayotgan sonni B'nin derecesini çıkarışımız mümkün. Şimdi bana şu formüllerini kullanışına ait misallar görüp çıkarmız. Dersler birinci misal. Umumən logaritmik teğnemelerini geçirdiğinde biz kuyudaki körüşte teğnemelerini getirişke hareket kılışımız gerek. Birinci teğnememiz. Logaritm A asası körü fx teğn logaritm A asası körü gx. Bana bu teğnemege yoki bo'lmasam logaritm a asosga ko'ra fx teng birorta son aytaylik b yoki mana bu teğnemaga keltirishga harakat qilishimiz kerak. Demak, logaritm teğnemalarini yechayotganda biz ularni mana bu ko'rinishdagi yoki mana bu ko'rinishdagi teğnemalarga keltirishimiz kerak. Keltirishga harakat qilishimiz kerak. Agar biz mana bu ko'rinishga keltira oladigan bo'lsak, asoslar bir xil bo'lgani uchun logaritmdan qutulib biz quyidagi teğnemani yozishimiz mumkin. Fx teng gx. Yani mesela fx aniqlash sohasini ham yozib qo'yamiz, katta nuqta. Teğnemani yechib, keyin uni tekshirishimiz mumkin. Yoki bo'lmasa, agar biz teğnemani mana bu ko'rinishga keltira oladigan bo'lsak, bu holda fx teng a darajasi b. Deb mana bu logaritmdan qutulishimiz mumkin. Mana bu yo'l bilan. Bak kelinglar endi birinchi teğnemani yechamiz. Bu yerda ayro turibdi. Demak, mana bu formulada foydalanishimiz kerak. Eng avvalo biz teğnemaning aniqlanish sohasini yozib qo'yamiz. Mana bu yerda x qo'shuv 9 turibdi. X qo'shuv 9 katta 0 bo'lish kerak. Musbat bo'lish kerak. 8 minus 3x musbat bo'lish kerak. Demak, mana bu tengsizliklar sistemasining yechimi buni aniqlanish sohasini beradi. Biz tengsizliklar sistemasini yechmaymiz, dastlab teğnemani yechamiz, hosil bo'lgan ildizlarni bu yerga qo'yib tekshiramiz. Shu yo'l osonroq bo'ladi. Bu teğnemani yechish uchun ayro mana bu formuladan foydalanamiz. Demak, u formulaga ko'ra chap tomonni biz quyidagicha yozishimiz mumkin. Logaritm 1 taqsim 2 asosga ko'ra x qo'shuv 9 bo'lib 8 minus 3x teng 2 ga. Teğnemani yozishimiz mumkin. Endi logaritmdan qutulamiz. Buning uchun biz mana bu ifodani bir taqsim 2 darajasi 2. Mana bunga tenglaymiz. Bu 1 taqsim 4 ga teng. Yani 4 ni buga ko'paytiramiz, 8 minus 3x ni 1 ga ko'paytiramiz, bunday qilib ko'paytiramiz. Bu holda 4x qo'shuv 36 teng 8 minus 3x. Hop, 3x ni chap tomonga o'tkazamiz. 7x teng 36 ni o'ng tomonga o'tkazamiz. Minus 28. X teng minus 4 ga. X teng minus 4 ni hosil qildik. Yo'q, endi aniqlanish sohasiga olib borib tekshiramiz. Minus 4 qanoqlantiradi. Minus 4 qo'shuv 9 5 ga teng, musbat. 8 minus 3 ko'paytiruv minus 4. Bu yerda 12 hosil bo'ladi. 8 ni qo'ysak musbat. Demak, bu son har ikkala tengsizlikni ham qanoqlantiryapti. Demak, x teng minus 4 ildizi bo'ladi. Demak, shunday qilib teğnemani formulalarni qo'llab yechib ildizini topamiz va topilgan sonni aniqlanish sohasiga olib borib tekshiramiz. Aniqlanish sohasiga tegishli bo'lsa, uni ildiz deb aytamiz. Aks holda chet ildiz bo'ladi. Shunday qilib berilgan teğnemani ildizi x teng minus 4 ga. Endi ikkinchi teğnemani yechamiz. Bu yerda ham ayro turibdi.
Veya şu formuladan faydalanmamız. Logarifm. Bu çatlamanın uzunu yazarız. 1 taksım 2 koşum x deyin. Ayrıca 1 taksım 2 bölü x burada. Logarifm. 1 taksım 2 bölü x. 1 taksım 2x. Bir de hem dostlar biz teylemenin anıflayan sohasını yazışımız gerekirdi. Yazalımız onu. 1 taksım 2 koşum x. Kattan oldan. Ve böyle bir x katlaşı yaptı. X kattan oldan. Şimdi bana bu teylemeni yaşayalımız. İkili atamanda hem logarifm katlaşı yaptı. Logarifm asosları bir kıl 10 getireyim. Logarifmleri taşa veriyoruz. 1 taksım 2 koşum x. Teyim. 1 taksım 2x. Bu teylemeni yaşayalımız. X müsbet. Yani teylemenin anıflayan sohası da karayımız bu teylemenin. Şu sebebi teylemenin her iki latamanını 2x'ye köpaytırışımız mümkün. Bu halde bana belki x köpaytırırlardı. Bir de 2x kvadrat. 2x köpaytırırlardı. Ama belki 1 köpaytırırlardı. O demek bir de 1 kvadratı. Demek teylemenin konuşu bu diye geçirmelerdi. X koşu 2x kvadrat. Teyim. Teylemanı pasıl kullanırız. Bir tamangı ötküzüp 2x kvadrat koşum x minus 1 teylemanı pasıl kullanırız. Teylemanı bitti ildizi minus 1 iken sezişimiz mümkün. Minus 1 kanatlandırdı. İkinci ildizi minus 1 taksım minus 1 yani 2'ye hem kullanırız. Yani x 2 teyim 1 taksım 2 iken teylemanı. Demek biz fazla kvadrat teylemeni geçtik. Bana bir teylemeni geçtik. Bunun ildizleri. Bana bu sorular buldu. Şimdi verilgen teylemenin ildizleri. Kaçınlar buralı. Bunun için biz bu sorularını anıklayan sahasına yaparak tekşirelimiz. Minus 1 kanatlandırmaydı. Çünkü mafi x 0'dan katta buluş gerek. Demek bu çift ildiz. 1 taksım 2. Bunu kanatlandırdı. 1 taksım 2'ni koysak bir de 1 fasıl buladı. Bu hap kanat, bunu hap kanatlandı. Demek verilgen teylemenin ildizi x deyin 1 taksım 2'yi yiyken. Bitti ildizge ege yiyken. Nabatta yiyin ama bu yerde logarifmlerin yığındısı formülasından faydalanışımız gerek. O halde 3. teylemeni yapmaz. Logarifm 0 bütün 10'dan 4 asasına göre bana bir ikili ifade köpaytırılardı. Logarifmler koşulgen de bunlar köpaytırılardı. X koşun 2'ye, x koşun 3, en. Logarifm 0 bütün 10'dan 4 asasına göre 1 minus x. Her iki atamanda logarifm 0 bütün 10'dan 4 asasına göre 1 kalır. Logarifmleri taşla veriyoruz. Bak kediler bir yerde hem anıklanış sohasını yazıydık. Yine bana anıklanış sohasını. X koşun 2. 0'dan katta. X koşun 3. X plus 3. Katta 0'dan. 1 minus x. Katta 0'dan. Sonra bu anıklanış sohası. Bak yerde logarifmleri taşla. Taşla bir var. Biz kuydaki yine bana basit kullanırız. Burada yine kavuslarını hem açarız. X kvadrat plus 2x, 3x, 5x buladı. 2 köpaytırıl 3, 6, 1 minus x. Teylemanı basit kullanırız. 1 minus x'ni teylemanı çaptamanı götkizemiz. X kvadrat 5x koşul x, 6x buladı. Bu koşul 5, 0. Bu teylemanı bitti ildizi. Teng minus 1. İkinci ildizi minus 5. Şunlara kadar kvadrat teylemenin iki de kuyudaki ildizlerini taptık. Minus 1 ve minus 5. Bunların kaçları verilgen teylemenin ildizi buladı. Verilgen. Bunu teylemenin işi yapmaz. Bunun ildizi buladı. Bunun için bu sorularını anıklarınızı sahasına abarıp teşhirelimiz. Minus 1'ini abarıp koysak. Musbat, musbat, musbat. Yani minus 1. Verilgen teylemenin ildizi buladı. Minus 5. Minus 5'te minus 5 koşum 2.
minus 3 keteyin manfi bulardı, kanatlandırmaydı. Demek kalgelerini teşhir şartmaz. Çünkü bittersen kanatlandırma kendine ki, alıklayan sahasıya teşhirliği bulmaydı. Demek x'de minus 5, berilgen teynemenin ildizi emez. Şunu yakalı berilgen teynemenin ildizi, x'de minus 1, bitti ildizi geydi. Yine nabattaki teynemeyi otanız, 4. teynemeyi. Dastlab teynemenin anıklarının sahasını yazalımız. X koşulu 4. Kaptan oldu. X minus 7. Kaptan oldu. Ve 7 minus X. Kaptan oldu. Bana bu deyip uğraşıyorum. Peki bana bu ikide tensizliğini karaylar. Közden keçirerek. Bunlar özellikle karama karşı tensizlikler. Çünkü birinci tensizliğini geçirmek. X. Katta 7'den. İkinci teynemenin tensizliğini yetsek, x'ın çarptamayı, 10 tamamı ötküzeydik. X, küçük 7'den tensizlik basıl bunlar. Demek bu iki de tensizliğini kanatlandırabilen x'ler yok. Bu da yani, bu tensizlikler sistemesinin geçimi boş toplamı. Teynemenin anıkların sahası boş toplamı. Bu ne kaldı? Teyneme geçimi iyi inmez. Cevap, verilgen teyneme, İldizge ege emez.